Değerli uzmanına soru izleyicileri hoş geldiniz. Bugün konumuz e-ihracat destekleri. Konuğumuz ise değerli uzmanımız Zuhal Kardeşler. Kendisi Ticaret Bakanlığı destekleri konusunda uzman. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Kendinizi izleyicilerimiz için çok kısa tanıtabilir misiniz? Tabii ki de. Ben Sistem Global Danışmanlık, Ticaret Bakanlığı ve E-Türk Quality birim yöneticiliğini üstleniyorum. Bu birim kapsamında biz Ticaret Bakanlığı'nda aslında birçok şirkete ihracata yönelik desteklerden faydalandırıyoruz. İhracat artık çok gündemde, bize de çok soru geliyor. Bu desteklerden kimler yararlanabilir? Evet, gerçekten öyle. 2022 yılı sonuna doğru aslında e-ihracata yönelik destekler yeni açıklandı. Ve 2023 Ocak ayı itibariyle de aslında başvuruları açılan bir program. O yüzden çok yeni ve çok da merak edilen bir destek programı. Öncelikle bu program kapsamında aslında birçok yararlanıcı grup var. İşte e-ihracat yapan şirketler faydalanabiliyor, B2B platformları, pazar yerleri, parakende e-ticaret siteleri gibi farklı farklı gruplar var ama temelde e-ihracat yapan şirketler bu desteklerden faydalanabilir. Ama diğer gruplar için de alt kriterler ve beklentiler var. Peki bu destekler nelerdir? Şöyle, şirketlerin e-ihracata yönelik faydalanabileceği destekler aslında 4 tane. Bunlardan 2 tanesi tüm ülkeler için geçerli. Diğer 2 tanesi de birazdan bahsedeceğim. Belli hedef ülkeler için bu destekleri alabiliyoruz. Bunlardan biri ve çok önemli olan desteklerden birisi pazar yeri tanıtım desteği. Pazar yeri tanıtım desteği nedir? İşte bir Amazon gibi, Etsy gibi çeşitli e-ihracat yapabilen pazar yerleri ve platformlar üzerinden satış gerçekleştiriyorsa bu platformlarda vermiş olduğunuz reklamların aslında desteklenmesi ve sizin o pazar yerindeki satışlarınızın %20'sine kadar da bir reklam desteği alabiliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'nda. Bir diğer destek de sipariş karşılama desteği diye geçer. Yani sizin bu pazar yerleri ve ülkelerdeki işte kargolama süreçleriniz, depolama süreçleriniz, fulfillment ile ilgili gerekli olan giderlerinizi yine Ticaret Bakanlığı destekliyor. Burada da satışlarınızın %10'una kadar gibi bir limit var. Üçüncü ve dördüncü desteğimiz ise çevrim içi mağaza desteği bir tanesi. Ama burada hedef ülkeler var. Yani siz Çin, Japonya ve Hindistan'da bir çevrim içi mağaza açacaksanız buradaki bu çevrim içi mağazaya yönelik giderleriniz destekleniyor. Bir diğeri de pazar yeri komisyon desteği. Burada da yine 5 tane hedef ülke var. Arjantin, Brezilya, Filipinler, Endonezya ve Hindistan. Bu ülkelerdeki pazar yerlerine ödemiş olduğunuz komisyonları destekliyor. Temelde şirketlerin faydalanabileceği 4 destek var. Ama dediğim gibi ilk 2 tanesi tüm ülkeler için ve şu an ülkemizde hani e-ihracat yapan tüm şirketlerin faydalanabileceği ve ihtiyacı olan destekler. Peki bu e-ihracat konusunda aldığımız destekler bizim dış ticarette diğer alabileceğimiz desteklerin önünü keser mi? Hayır, engellemiyor. Burada mükerrer, yani aynı gider için farklı desteklere başvurmuyorsanız bir engel yaratmıyor. Yani siz e-ihracat desteklerinden faydalanıp aynı zamanda 5973 nolu mal ihracatına yönelik ihracat desteklerinden de faydalanabilirsiniz. Keza mesela burada marka desteği yok. Hani e-ihracatta ama gidip diğer taraftan markanızla ilgili bir destek almanız mümkün. Bu ikisi birbirini tamamlayan destekler diyebilirim, engellemiyor. Zuhal Hanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. E-ihracat konusunda bizleri aydınlattınız. Ben teşekkür ederim, çok teşekkürler.